Lojistik şirketinizi kurdunuz ve sıra ilk siparişinizi alarak iş yapmaya geldiniz. Peki, sipariş müşterinizden alarak sevkiyatı gerçekleştirmek ve bu şekilde ilk gelirinizi elde etmek için süreç nasıl işleyecek? Gelin, baştan sona bir karayolu lojistik operasyonumuzu nasıl tamamlayacağımıza birlikte bakalım. Örneğin, firmamızın adı Kutay Lojistik olsun. Kutay Lojistik, Balkan ülkelerine karayolu taşımacılığı yapan bir firma. Öncelikle müşteri adayımızı arıyoruz ve işleri hakkında bilgi alıyoruz. Müşteri adayımız her hafta Balkan ülkelerine düzenli karayolu ihracatı yaptığını bekliyor. Bingo! Hedef müşterinizi buldunuz. Sıra onu ziyaret ederek daha yakından tanımaya, firmanızın sunduğu hizmetleri daha detaylı anlatmaya geldi. Ve sonunda ilk yüklü siparişinizi aldınız. Kutlarım. Şimdi operasyon zamanı. Öncelikle müşterinizden yükleme tarihi ve yeri bilgisini alın. Tedarikçinizle aldığınız bilgileri paylaşın ve aracın belirsinden tarihi yükleme yerinde olması konusunda teyitleşin. Müşterinizle yüklemeden maksimum bir gün önce araç plaka ve şoför bilgilerinizi olarak paylaşın. Kullandığınız bir sistem varsa müşterinize dosya açın ve varsa araç takip bilgilerini gönderin. Müşterinizden bu bilgileri talep edin. Müşterinizin mülkü bilgisi, alıcı firma bilgisi, teslimat adresi, alıcı iletişim bilgisi, varış günlükleri, alıcı günlük uçuş bilgisi. Yükleme bitince ağırlık bilgisi yani kantar fişini müşterinizle paylaşın. Müşteriniz ve gönüllüsüyle iletişime geçin veya nami fatura gönüllüsünü kendilerinden temin edin. Aldığınız evraklarda var olan bilgilere göre T1 hazırlatın. T1 tamamlandıktan ve günlük işlemleri bittikten sonra araç beraberinde bitmesi gereken evrakların şoföre verildiğine emin olun ve kontrol edin. Varış günlüğüne ulaşana kadar aracı düzenli takip edin ve müşterinizi günlük olarak araç konumu konusunda bilgilendirmeyi unutmayın. Alıcı firmayı araç varış gününe ulaşmadan gerekli hazırlıkları yapabilmesi için tahmini varış zamanıyla birlikte bilgilendirin. Teslimat tamamlandıktan sonra alıcıdan malzemenin hasarsız ve eksiksiz teslim edildiğine dair tarih, imza, kaşe bilgisi içeren teslim seferi belgesini alın. Teslim seferi görüntüsünü müşterinizle paylaşın. Operasyon tamamlandıktan sonra müşterinizle görüşerek yaşadığı deneyim konusunda fikirlerini öğrenin. Müşterinizle iletişimi asla koparmayın. Yeni yüklemeler almak için çaba sarf edin ve şirketinizi daha da büyütün. Unutmayın, başarı sadece başarmak isteyenlerin.